Merkez yönetimi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen, şubelerimizden gelen değerli başkan ve yöneticilerimiz, temsilcilerimiz, siyasi partilerimizin temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri, basın emekçileri, emek dostları ve Bandırma Şubemizin 20. olağan genel kurulunu yönetimini oluşturacak siz değerli delege arkadaşlarım. Hepinizi şahsım ve Petrol Sendikası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, arkadaşlarım anlattı. Şube Başkanı açılış konuşmasında anlatmaya çalıştı. Divan Başkanımız söyledi. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Hele hele son 15 günde bunlardan iyi birkaç günde de söyleyeceğim. Hem dünyadaki gelişmeleri hem Avrupa'daki gelişmeleri birebir toplantılarına katılarak izledim. O yüzden gerek ulusal düzeyde, gerek bölgesel düzeyde, gerek dünya ölçeğinde büyük sıkıntılar yaşadığımızı ve entegre olmuş globalleşen bir dünya yapısı içerisinde bundan etkilenmelerimizi de yaşıyoruz ve biliyoruz. Ama bugün Şube Başkanımız da söyledi, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 1992 yılında Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş ve bir dünya farkındalık günü olarak ilan edilmiş ve o günden bugüne kutlanana gelmiş bir günden bahsediyoruz. Bir farkındalık günü ve dünya nüfusu içerisinde en yoğun ve kalabalık olan bir kesimden aslında bahsediyoruz. Dünya nüfusunun içerisindeki engelliler sayısı 1 milyara yakındır. Türkiye'de bu sayı kayıtlara göre bakarsanız 1.560.000'dir. Ama gayri resmi rakamlara bakarsanız %13'ü 9 milyona yakındır. Dolayısıyla büyük bir kitleden bahsediyoruz. Ve bunların yaş gruplarına da baktığımızda da son zamanlarda hangi yaş grubunu etkilediğini ve hangi yaş grubu içerisinde olduğunu da görürüz. O yüzden bunun %27'si 0-21 yaş grubundadır. Dolayısıyla hala yeni doğan ve daha genç çocuk yaşta diyebileceğimiz yaş grubundaki oran çok yüksek. %36'sı 22-49 yaş grubudur, orta yaş grubudur. Ve %37'si 50-64 yaş grubundadır. Dolayısıyla evet, oran sanki gençliğe doğru indikçe düşüyor ama biliyorsunuz ki sonradan da engelli olabilir. Herkes bir engelli adayıdır. Bu engellilerin tabii doğuştan olanı var, sonradan olanı var. Ama kategorisinde zihinsel engelli, işitme engelli, görme, ortodontik, dil ve konuşma engellisi gibi ruhsal ve duygusal hastalığı olan ve sürekli hasta olan dikkat dağınıklığı şeklinde 8 kategoridedir. O yüzden toplumumuzda bu kadar yaygın olan ve bu kadar içimizde yaşayan ve hatta etrafımızda olan, ailemizde olan, çocuklarımızın içerisinde olan bu yapıyı yaşatmak, onlara iş istihdamı sağlamak, iş gücüne kazandırmak hepimizin görevidir. Ve biliyorsunuz yasal olarak da kamuda %4, diğer taraflarda da %3 şeklinde bir istihdam oranıyla iş verme gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu oran yeterli değildir. Bu oran bu kadar yüksek nüfuslu sayıda olan bir engelliyi kurtarıp pozisyonda değildir. Biliyorsunuz bunları da seçiyorlar. Senden verim almıyoruz, evinde yat, otur, biz sana maaşını göndeririz pozisyonunda da sırf kağıt üzerinde engelli çalıştırıyorum gibi gösterenler de vardır. Bunlar bilinci değildir. Bunlar bizim insanımız, bizim çocuklarımız, bizim ailemiz. Dolayısıyla
oranının yükseltilmesi ve insanca bir muamele görmeleri için bu oranın ve bunlara yapılan muamelenin çok daha düşkün olmasına olacağını da bekliyoruz ve inanıyoruz. O yüzden bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Dünya Farkındalıklar Günü'nü kutluyoruz. Değerli arkadaşlar, Bandırma Şubemiz 20. Olağan Genel Kurulu. 20. Olağan Genel Kurulu denildiğinde zaten tarihin ortaya çıkıyor. 56 yıllık sendikal hayatımızın içerisinde ve Petrol Sendikası içerisinde olan bir tarihten bahsediyoruz. 72 yıllık tarihin içerisinde 56 yılını bu sendikanın içerisinde geçiren bir Bandırma Şubesi'ni ve yapısının çok önemli olduğuna inanıyoruz. O yüzden Bandırma kuruluş itibariyle tamamen kamuyla başlayıp kamu olarak devam eden ve son dönemlerde biliyorsunuz Bağbaşı'nın eklenmesiyle ve hidrojen peroksitinde katılımıyla özel sektöre de açılmıştır. O yüzden Bandırma Şubemiz bizim için önemli büyüktür. Nitelik açısından da diğer şubelerden geri kalır yanı yoktur. Petrol İşin Sendikası'nın bütün şubelerin nitelik açısından Türkiye Sendikal Hareketi içerisinde en önemli şubelerdir. En önemli organlardır. Evet. O yüzden hem lokal olarak Etimadem'de, Etibor'da yaşananlarla ilgili bir takım görüşlerimiz olacaktır. Onları da söyleyeceğim. Ama yaşadığımız süreçle alakalı olarak da ve bütün ülke ve dünyadaki gelişmelerle ilgili birkaç durumu da söylemek durumundayız. Kongreler arkadaşlar, evet geçmişlerin aslında değerlendirmesi yapıldı. Geçmişten dersler çıkartıldığı, değerlendirildiği ve bugün bir değerlendirme yapıp gelecek için bir perspektif, bir yol haritası çizmenin, bir vizyon çizmenin yerleridir. Burada birçok arkadaşımızın görüş ve düşüncesinden yararlanacağız. Onun için burası önemli. Kongreler önemlidir, geleceğin yol haritası. Artılarımızı, eksilerimizi konuşacağız, tartışacağız. Ama birbirimizi sabırla da dinlemeyi bir görev bileceğiz. Söyleyecek çok şey var. Söylemeden geçersek bir şey söylenmiyor. Söylersek uzun sürüyor. Gündemimiz ve sorunlarımız az değil ki kısa sürer. Uzun sürse sıkılıyoruz. O yüzden biraz sabırla birkaç konuyu da değinmek isteriz. Evet, göreve geldiğimizden itibaren bir pandemi süreci yaşadık. Hala da etkileri devam ediyor. Azalsa etkileri devam ediyor. Onun için arkasından da tam ondan kurtulalım derken onun yarattığı ekonomik kriz ve sıkıntıları daha artmadan, yaralarımızı düzeltmeden Rusya-Ukrayna savaşı ve onun bütün dünyadaki etkileri enerji krizinden tutun, ham madde tedariğine kadar cilt krizine kadar düşmüş sorunları yaşadık. Ve bunları bizim sanayilerimiz ve bizim ilgili olduğumuz sanayi kuruluşlarının etkilediğini de beraber görüyoruz. O yüzden sendikamızın etkilenmemek mümkün değil. Sendikamızın %50'si yabancı kuruluşlardır. İş yeri sayımızın yarısı kadarı yabancı kuruluşlardır. Bunların dünyaya entegre olmuş, dünyaya itibatlı olmuş, ithalat, ihracat yapan şirketlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla etkilenmemesi mümkün değil. O yüzden evet kendi iş dünyamızda lokal olarak fabrikamızda ulusal düzeyde ülkemizde ama entegre olarak da baktığımızda dünyadaki etkilenmelerden ve etkileşimlerden etkilendiğimiz ortadadır. O yüzden katıldığımız bu toplantılarda onu gördük. Dünyanın en büyük çalışma örgütünün temsilcisi olan İTÜK, 228 milyon üyesi olan İTÜK, bütün dünya devletlerinden sendikacıların katıldığı, konfederal düzeyde temsil edildiği, biz de Türk kişi temsilen katıldığımız bir toplantıda 5 günde bütün dünyadaki gelişmeleri hemen hemen izledik. Beni tanıyan arkadaşlar bütün toplantıları hiçbir zaman terk etmem, o yüzden sonuna kadar insanları dinlemeye çalıştık. Gerçekten gelişmekte olan
gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve geri kalmış ülkelerin aradaki uçurumu ve farklılığını orada çok net görüyorsunuz. Etkileşimi ve etkilenme oranlarını orada net görüyorsunuz. Dünyada bir durgunluk var. Onların diliyle söylüyorum, resesyon biliyorsun deniliyor. Durgunluk var. Bu durgunluğun yansımalarını da yavaş yavaş bizler de yaşıyoruz, iş yerlerimize yansımaları. Bu hafta içerisinde Avrupa Endüstri Yapı Toplantısı'ndaydık. Orada da Avrupalılar biliyorsunuz tamamen ağırlıklı. Avrupalılar tamamen Avrupa'yı kurtarma ve Avrupa'nın bütünlüğünü koruma, ekonomik yapılarını devam ettirme planı ve hesabı peşindedir. O yüzden tamamen Avrupa Avrupa denilerek o hale geldiler. Enerji krizinden, çevre krizine kadar, siyasal sıkıntılardan, krizden, ekonomik şeylere kadar her şeyin tartışıldığı, konuşulduğu toplantılar haline geldi. Onlar da durgunlukta, iş yeri kapanmalarında, iş yeri kapasitesinin düşürülmesinde, taşınmalardan rahatsız. Dolayısıyla bu rahatsızlığı ifade etmeye çalışıyorlar. Sonuç bildirgeleriyle kendi halklarına ilan etmeye, kendi halklarını bu yönde yönlendirmeye çalışıyorlar. Tabii bizi de çok rahat, enerji sorunu yok, efendim de söyleyeyim, neredeyse istihdam sorunu yok gibi bizi de öyle görüyorlar. Ama böyle olmadığını kendilerine anlatmaya çalışıyorlar. Bu kadar siyasi davranmaya çalışıyorlar ki, İşçilik toplum örgütü, sendikal ve mücadele örgütü olmasını beklerken orada da düşünün son zamanlarda Kuzey Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekatı toplantı tutanağına geçmesini istediler. Ve Türkiye orada bir işgalci hatta bir soykırım yapma endişesini taşıdıklarını ifade etti. Daha birinci konuşması bitmeden hemen söz hakkı istedik. Hepimizi koyduk. 40 yılda yaşadıklarımızı anlattık. Ülkenin amacını anlattık. Yaşadığımız terörü ve ödediğimiz bedelleri anlattık. Ve daha dün 6 yaşında çocuğun, bir öğretmeni, bir ailenin İstiklal Caddesi'ndeki günahsız insanların ölümünü anlattık. Orada Esad işgalcilerin Amerika ve Rusya olduğunu anlattık. 3-4 tane konuşmacı konuşmadan gündemde bu konu düşürüldü. Daha sonra değerlendirmek üzere öyle bir yuvarlak şekilde bertaraf edildi. Bunun için söylüyorum. Dolayısıyla biz küçük detaylar peşinde koşmaktan, küçük şeyler peşinde koşmaktan daha büyük resmi görmek durumundayız. Daha büyük işler yapmak durumundayız. Arkadaşımız da söyledi, çalışmak durumundayız, duyarlı olmak durumundayız, birlikte hareket etmek durumundayız, akılcı çözümler bulmak durumundayız ve onları hayata geçirmek durumundayız. Onun için sendikal hareket, tabii çok son zamanlarda çok farklı şeyler yaşıyoruz. Biz hala 1980 öncesinin rakamlarını ve sayıları yakalayamadık. Şimdi burada arkadaşlar söyledi, açılışta da söylendi. Bizim sorunlarımız çok, dertlerimiz çok. İşte ücret politikasından tutun, asgari ücretten tutun, işte vergi dilimlerinden tutun, emekli bağlanma oranını tutun, işte EYT'si var mı, şu var. EYT bir olay, son bir olaydır. Kanun çıkar, EYT'ler biter, biter. Ama bizim gider tazminatı meselemiz bitmez. Vergi dilimleri ve vergi oranları meselesi bitmez. Örgütün ödülemenin önündeki engeller bitmez. Toplu sözleşme asgari ücret belirlemeleri bitmez. Dolayısıyla bunlar bizim bir hayatımızın parçasıdır. Bunları yönetmek, yönlendirmek, bir yerlere taşımak hepimizin görevidir. Seçildik, temsilciye attık. Temsilci şubeye attı, şube merkeze attı, merkez Türk İş'e attı. Ne kadar kolay gitti, hiç bitmiyor. Sendika biziz. Mücadeleyi veren bizleriz. Hepimize görev düşüyor. Hep beraber üstesinden geleceğiz. Ne lazım bana ne demeyeceğiz. Günü kurtarma
peşinde olmayacağız. Bireysel kurtuluş yok diyoruz ya, toplumsal düşünmek durumundayız. Onun için bunlarla ilgili olarak birlikte hareket edersek çok güzel olacağımıza inanıyoruz. Son zamanlarda arkadaşım anlattı, kamu sözleşmeleri var. İşte Türk İş Koordinasyon Kurulu yetmez çerçeve sözleşmesi, yetmez onun altında bir tane daha çerçeve sözleşmesi yaparak bizi bağlamaya çalışan, hak arama mücadelemizin önüne sel çeken anlayışlara karşı durmak için arkadaşlarımla hatırlayacaklar. Kendileriyle beraber Türk İş Başkanı'nı ziyaret ettiğimizde oradaki tabloyu ne olduğunu, verdiğimiz mücadelenin ne olduğunu kendileri biliyorlar. Dolayısıyla biz Kamu Koordinasyon Kurulu'nda bir gün geri kalmayarak her türlü mücadeleyi verdik ve son 36 yılın en iyi kamu sözleşmesi imzaladık. Ama ülkedeki enflasyonun artması bu yaptığımız bütün iyilikleri ve güzellikleri, hatta Bandırmaşı'nımıza bağlı olan işlerimizdeki iyileştirmeyi de içine katarak güzel şeyler birlikte yaptık. Ama ne oldu? Ülkede gelen enflasyon üstünden geçti. Bu yılın başında %36.08 olan enflasyon bugün %85'te. Bugün ayın 3'ü herhalde açıklanmaz ama pazartesi açıklar. Nerelere geldiğini biliyoruz. Petrol sendikası olarak bütün toplu sözleşme politikasında her zaman asgari ücreti bırakın yükseliş oranlarını, enflasyonun üstünde toplu sözleşmeler imzaladığı kayıtlarda vardır. Türkiye kamuoyu da bunu bilir. En iyi sözleşmeleri yapan bir örgüt. Bütün bunlara rağmen hepimiz sıkıntıya düşüyoruz. Hepimiz sıkıntıların içerisinde devam ediyoruz. O yüzden bu yıl evet kamu koordinasyon kurulu ilk defa toplandı. Yani şubede ağırlıklı olarak kamu olduğu için söylüyorum. Burada hedeflerimizi ve düşüncelerimizi söyledik. Kamu çerçevesi sözleşmesine takılmamak için işveren sendikası üyesinin tutumunu da göz önünde bulundurarak hem bu kurumları yöneten yöneticilere, genel müdürlere bunu söyledik. Bakana söyledik. Genel müdüre söyledik. Bunların önünü aç. Kamu çerçeve sözleşmesiyle her iş kolundaki iş yeri kendisinin esneyebileceği alanı esnet. Yapabilecekleri varsa yapsın. İşin tamamen iskeletine eyvallah 750 bin insan katılacağı sözleşmede ana şeyler vardır, ortak şeyler vardır. Bunlara dokunamazsınız ama iş yerinin özelinde dokunabileceği, yapabileceği şeyler vardır. Bunların önüne açın, bunun mücadelesini verin. Bunun dışında tabii ki asgari ücret açıklanıyor. Asgari ücretle herkes işte yaşam. Çünkü son zamanlarda asgari ücret yaşam ücreti haline getirilmeye çalışıyor. Arkadaşlar, yılbaşında asgari ücret açıklandığında asgari ücret kapsamına giren insan sayısı 5 milyona yükseldi. Temmuz'daki iyileştirmelerle beraber 7,5 milyon. Vallahi şimdiki açıklamayla herhalde 10 milyon olur. Bu ne demektir? Asgari ücret ücreti Türkiye'nin temel ücreti haline, geçim ücreti haline sokulmaya çalışıyor. Bundan uzak durmanın, bundan farklı bir yere gelmenin yolu nedir? Örgütlenmedir, sendikal yapıdır ve sendikal toplu iş sözleşmelerini düzgün yapmaktır. Onun için asgari ücreti biz kendilerine söyledik. Buradan da söylüyorum. Asgari ücretin artışından çok daha önemlisi vergi dilimleri oranlarıdır. Ve oranlarıdır. Siz asgari ücreti bir taraftan artırıyorsunuz. Diğer taraftan asgari ücretli olmayan üstüne vergi yükünü yüklüyorsunuz. Ve ondan parayı daha fazla alıyorsunuz zaten. O yüzden arkadaşlar burada birkaç rakam vermek istiyorum. Ve nereden nerelere geldiğimizi ve
tebliğimizi nasıl kullanmak gerektiğimizi size söylemek istiyorum. Bunu her yerde de söylüyorum. Çünkü bunlar gerçekler. Hepinizde akıllı telefonlar var. Açarsınız, bakarsınız, görürsünüz. Bir sual yok. Tam 3 kat. Şimdi 2000 yılında kıdem tazminatı, o zaman milyonlar vardı ya, sıfırlar attık ya, sıfırlardan kurtulduk Avrupa Birliği'ne, Euro'ya geçişteki Avrupa Birliği'nde hangi ülkeye sorarsanız sorun, Euro'ya geçtiğinde gelirleri %50 düşmüştür. Bizde bir sıfır atma aldatmacasına vurdu, sıfırın bana bir şey diyor. Alım gücünün ne olduğuna bakacaksınız. Sıfırlara attık, alım gücümüz dip yapmıştır. Kıdem tazminatı 2000 yılında 488 milyon, atın altı sıfır, 488 milyon. SSK tavanı 360 milyondu. Bakın, kıdem tazminatı SSK'dan yüksek. 2002 yılında 1076 lira olmuş. Tabi 1 milyar 076 milyon. Ben sıfırlar attığım için söylüyorum. Tabi 2002 yılında ibre değişmeye başladı. SSK tavanı 1390 lira oldu. İş değişim başladı. O zaman kıdem tazminatı ile 2018 yılında sırf gelişle alakalı olarak söylüyorum, 5.001 lira oldu. SSK tavanı 15.000 lira oldu, tersine döndü, 3 kat başladı. Bugün 15.371 lira, SSK tavanı 48.532. Bu ne demektir? Devlet kendisine yüksek rakamdan buna göre kesinti yapıyor, sen de alırken yüksek alıyor, sana verirken de çok cimri davranıyor. Şimdi size soruyorum, bu eşitlik devam etseydi, hani hak mücadelesi günlerde yapıyoruz ya, işte 50 lira 100 lira eksik olsa alevi ortalığı karıştırıyoruz ki hakkımız olan 1 lirayı da ayırmak lazım, doğru. Ben size söylüyorum, 48.500 lira olsaydı kıdem tazminatımız, 30 yıllık 50 bin lira diyelim sıfır rakam çarpan gözünü çizsin diye. 30 yıllık işçimiz ne alacaktı? 1,5 milyon. 1,5 milyonu herhalde köyünde bir ev alır değil mi? Bir araba da alırdı. Peki bugün ne alacak 15 bin lira 30 yıl kadar serseydi? Bu kadar kaybımız 1 milyonun üstünde bir 30 yıllık adamın kaybı varken bunu hesabı sorulmazken, bunu incelemezken neyin hesabını sorma peşinde olacağız? O yüzden söylüyorum, bize iş düşüyor. Biz sınıf örgütüyüz, mücadele örgütüyüz. Bizim farklılığımız, örgütsüz iş yerlerinde bir farklılığımız olması lazım. Dilendiriyoruz, ediyoruz da her gelen kurulda ben her toplantıda bunu söylemeye çalışıyorum. Derdiği sendikal mücadelenin yanında eğer siyasal bir mücadele vermezsek, işte bir yasa çıkarıyor, torbanın içerisinde bir dişe çıkarıyor, biz onlarla boğuşuyoruz. O yüzden bunları artırmanın, değiştirmenin yolu hangi partiden olursanız olun, siyasi anlayışınız ve görüşünüz neyse partilerinize baskı yapın. Muhalefetse uyumayın, mücadelemizi verin. İktidarsa biz size oyumuzu verdiğimizde bizi bu hale düşürün demedik. Bir şey daha söyleyeyim. 2000 yılında, 2002 yılında asgari ücret vergi diliminin birinci kademesinde yakalanmıyordu. Asgari ücretin 17 katıydı. Bugün 4,5 kat, 5 kat. İkinci dilime de yakalanıyor, üçüncü dilime de yakalanır. Dolayısıyla bütün bu oranlamalara bakarken neler kaybettiğimizi buradan görmek durumundayız. O yüzden diyeceksiniz ki işin kolayı da o, aklınızdan da o geçiyor. Vallahi sendikalar ne yapıyor siz, ne yapıyorsunuz? Yani söylüyoruz işte, burada görüşümüzü, düşüncemizi söylüyoruz. Dinleseler, çünkü niye?
bu ülkede biliyorsunuz taksiri açmıştılar 1 Mayıs. Güzel bir gelişmeydi. Bütün emek örgütleri emek platformu birlikte hareket ediyordu. Önce emek platformunu dağıttılar. Ondan sonra İşçi Sendikaları Konfederasyonu birlikte miting yapıyordular. Onu dağıttılar. Şimdi aynı konfederasyona bağlı sendikalar neredeyse dağılacak hale getirdiler. Eğer biz bu birlikteliği sağlamazsak, karşı duruşumuzu ortak göstermezsek sıkıntılarımız devam eder. O yüzden arkadaşlar birbirimizden kopmayacağız. Birlikte mücadelemizi yapacağız ki hele hele biliyorsunuz ülke olarak bu sendika özelleştirmelerle ilgili olarak bırakın sendika hak ve menfaat mücadelesini çalışanların bu ülkenin menfaatine olabilecek bütün kamu kuruluşlarının özelleştirmesine karşı en büyük mücadeleyi vermiş ve ülke bütçesine ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlamış bir sendikadan bahsediyoruz. Hangi satışların iptal edildiğini, tekrar revize edildiğini ve bu ülkenin ekonomisine milyarlarca doların nasıl kazandırıldığını sizler biliyorsunuz. Bugün eti madendeyiz, eti bordayız. Bor dünyanın en stratejik madeni haline geldi. En kullanılabilecek madeni haline geldi. O yüzden eti madeni eti borun mutlak surette varlık konumunda derhal çıkartılması, kamu kuruluşu olarak devam etmesi, güçlendirilerek devam etmesi hem ülke yararına hem ülke insanı yararına çok önemlidir. Onun için fabrikanın gelişmesi, fabrikanın içerisinde yeni temeli atılan ve devam etmekte olan tesisin hayata geçmesi, bölgemize istihdam sağlaması çok önemlidir. Ama hep beraber Etibora etmadine sahip çıkmamız lazım. Tekrar bunların bize gelir çünkü kazancı çok yüksek, değeri çok yüksek bir maddeden bahsediyorum. İnşallah son zamanlarda yerli ve milli işler işte, kamu anlayışı geliştirmeli işte, biraz da dışarıdaki buraya gelen ambargolar bizi biraz kendimize getirdi. Ama vazgeçmişler az. O yüzden bu değerli madeni ve bu değerli kuruluşu elimizde tutmak için elimizden geleni gayretini göstereceğiz. Petrol Sendikası olarak da bununla ilgili daha önce de özelleştirmelere karşı verdiği mücadelenin daha fazlasını burada da verecektir. İnşallah böyle bir tablo önümüze gelmez. Son günlerde hızlı bir iki şeyi daha söyleyeyim. Son günlerde biliyorsunuz işte asgari ücret başladı. İlk toplantılar yapıldı. Sürü rakamlar konuşuluyor. Spekülasyonlar şusur usul bilmez. Bu asgari ücretin tespitini biliyorsunuz 15 tane üyesi var. Bu 15 üyenin 5 tanesi işçi temsilcisi Türk İş, 5 tanesi işveren sendika temsilcisi, 5 tanesi de hükümet temsilcisi. Bugüne kadar 3 sefer ya da 4 sefer oy birliğiyle karar almıştır ki bir tanesi de geçen yıl başında yine son 35 yılın en iyi artış oranı ve en iyi rakamı yakalanmış idi. O gün o saatteki yıl başında enflasyona göre bunu söylüyorum. Aralık enflasyona göre söylüyorum. Ama sonrasından gelen şey bu asgari ücret geliştirilmiş. Asgari ücretin öncelikle tespit edilecek asgari ücretin hem geçimi sağlayacak ama işlevliği ve kullanışını da sağlamak. Biliyorsunuz iş yerleri asgari ücreti veriyor adama, ondan sonra bir kısmını geri alıyor. Ya da eksik gösteriyor. Sanayi bölgelerindeyseniz bu biraz daha az olur. Ama Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu maalesef uygulama yapılmıyor. Eksik gösteriliyor, veriliyorsa da bir kısmı geri alınıyor. O yüzden biz tespit edilecek asgari ücretin tamamını çalışana verilmeli. Sadece asgari ücretten değil, burada bir şey söyleyeceksiniz. Efendim asgari ücretten ne bileyim, bak adamlar vergi dışı bırakmışlar. Vergi dışını bıraktılar da bize bir sadaka vermediler. Yani bize bir şey bir iyilik yapmadılar. Asgari geçim indirimimizi kaldırdılar. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla bir şey veriliyorsa daha fazlası alındığını görelim.
Milli gelirden aldığımız pay %40-45'lerden son 10 yılda %36'lara düştü. Onun için biz mücadelemizi her alanda vermek durumundayız. Bu anlamda da görüşlerimizi, düşüncelerimizi hem Türk İş'e, hem TİSK'e, hem işverenlere ve hükümet yetkililerine görüştüklerimize söylüyoruz. Vergi sistemini her yerde dinlendirin. Vergiden olan rahatsızlığı her yerde söyleyin. Bakın arkadaşlar, ne yaparsak yapalım, bakın Maliye Bakanı'na sordular. Biliyorsunuz, ya şu vergi dilimleriyle devam edilsinler. Ne dedi? 200 milyar kaybımız olur. Asla böyle bir rakam olmadığını, 25 milyar paradan bahsedildiğini açık ve net. Ama 200 milyar niye aldığını söyleniyor? Sizden bizden asgari ücretin üstündeki ücret alan insanlardan bunu almak için söylüyor. Dolayısıyla biz vergiyi, bakın şu önerilerde bulunuyoruz. Eski arkadaş, yıllarca emeklilikteki arkadaşımız var. Biz toplu sözleşmeler yaparken çeşitli kalemlerde biliyorsunuz bir takım haklar alıyoruz. Yapacak izin, bayram, çocuk parası, işte gıda paketi, işte ikramiye, çocuğumuzu. Biz bunları alırken o zamanlar bir kısmından SSK, bir kısmından vergi kesilmiyordu. Kalem çeşitliliği buydu. Ama sonradan uyandılar, her kaleme vergi girdi, SSK girdi. Tavanı yakalayalım. Şimdi aynı yardımı paket veriyorsun, bir de paketi veriyor, onun bile vergilendiriyor, biliyorsunuz. Dolayısıyla biz diyoruz ki, toplu iş sözleşmeleriyle alınan haklardan vergi kesilmez. Çünkü niye? Sendikalı olmasa ne yapıyor adam? Çıplak ayrılığa çalışıyor. Ne alıyorsun adamda? Çıplak ayrılığın vergisini alıyorsun. SSK'yı ondan mı kesiyorsun? Sendikalı oluyor sanki cezalanıyor. Her aldığı hakta para kesiyor. Sadece bu vergi şeylerini düzeltsinler, biz başka bir şey istemiyoruz. Evet arkadaşlar, o yüzden bütün bunlar varken örgütlenme bu işin olmazsa olmazıdır. 12 Eylül öncesi 2,5 milyon, 45 milyon nüfusta 2,5 milyon çalışan var. Bugün 85 milyonuz, sendika üyesi yine 2,5 milyon. Mücadele edemezsiniz, veremezsiniz. 100 kişiden 86 kişi eğer örgütsüzse işimiz zor, hem yerimizi korumak zor, hem bir takım hakları almak zordur. O yüzden hepimiz bir temsilci, hepimiz bir örgütleme elemanı gibi çevremizdeki örgütlü yerlerle alakalı olarak çalışmamız lazım. O insanları uyandırmamız lazım. Onu yapalım, ülkeye de faydalı olur, insanımıza da faydalı olur. Yaşadığımız çevre ve esnafa da bile faydalı olur. 100 lira alıyorsa 100 lira alacağız. 100 liradan bu devlet vergi alır. 100 liraya geçiririz. 1000 lira alıyorsa devlet 1000 liradan vergi alır. Çevre desen de 1000 liradan yararlanırız. Dolayısıyla yararlanma olanları değişir. Hem ülkene faydan olur, hem kendine faydan olur, hem çevreye faydan olur. Dolayısıyla bugün bu rakamlarla biz genç iş kolumuzda 600 bin çalışan içerisinde sadece 60-66 bin sendika üyesi var. Dolayısıyla %11 civarında, 12 civarında bile değildir. Örgütlü sayısı. İnşallah Bandırma bölgesinde yeni sanayi bölgesinde bir sürü kuruluş gelecektir. Kendi iş kolumuzun içerisinde bir sürü işyerleri gelecek. Bandırma bizim için büyüsü olacak. Bir seferberlik ilan edilecek. Her şubemiz bir nefer, bir mücadele örgütü gibi çalışacak ve örgütlenmesini artırmak mecburiyetindedir. Bunu yapanlar var, bunu sürdürenler var. Diğerleri de buna katılacak, herkes olacak. Hep geriye yürümek mecburiyetindeyiz hep birlikte. Bir şey daha söyleyeyim. İş kazalarıyla ilgili olarak da söylüyorum. Bunlar iş kazası olmaktan çıkmış, iş cinayeti haline gelmiştir zaten. Son yıllarda, son 10 yılda, 15 yılda ortalama 2000 üstünde iş cinayetlerine gidiyor.
Bu iş cinayetlerine giden insanların %98'i örgütsüz iş yerlerindedir. Dolayısıyla örgütlülük iş kazalarını da, işçi sağlığını, iş güvenliğini de koruyan bir yapıdır. Bak, insanımızı korumanın yollarından bir tanesi de budur. O yüzden son maden kazaları, evet, toplu olduğu için dikkat çekiyor. 2014 yılındaki Soma, işte bu yıl işte Amasya'daki şeyler toplu olduğu için 42 insan, 301 insan orada. Toplu olduğu için çok acı verici tabii ki. Ama bilin ki her gün 5 kişiydi, 6 kişiydi. Onun için bütün bunların yolunu, önlemenin yolunu, mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Olmayan yerlerde, iş güvencesi olmayan yerlerde, iş sağlığı iş güvencesi olmayan yerlerde bunu arkadaşlarımızı uyandırıp dinlendirmemiz lazım. Sendikalar, onları da söyleyeyim, hedefimiz. Bu sendika, evet, bir pandemi dönemi yaşadık, bir kriz dönemi yaşıyoruz. Bütün bunlara rağmen, sosyal olarak, sendikal olarak, sınıfsal olarak, maddi olarak, örgütlenme olarak Allah'a şükürler olsun iyi yerlere geldik. Bu tezgahın başındaki üyemizden tutun temsilcisinden, şube yönetimimizden, merkez yönetimine kadar herkesin katkısı vardır. Yeterli mi? Asla değildir. Bazıları şansları çoktur. Bazı sendikalar şanslıdır. Kendi iş olarak da binlerce, on binlerce insan da binlerce örgütleniyorlar. Biz 20 kişiyle başlıyoruz. Valla 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi bulursak hazır bulmuş gibi oluyoruz. Bizim iş kolumuz zor bir iş kolu. Ama önemli bir iş kolu. Riskleri ve kazançları önemli bir iş kolu. O yüzden mutlak suretle arkadaşlar, bu sendikayı büyütmenin yolu örgütlemeden geçer. Eğer örgütlülüğünüz fazla ise ve sınıf bilinci veriyorsanız ve bilinçliyseniz sözünüz o kadar geçer, o kadar iş yaparsınız. Mali yapınız düzgün ise o kadar kavga verirsiniz, o kadar mücadele verirsiniz. Zorda kaldığınız zamanlarında kendi insanını bakabilme imkanı bulur. Birlikteliğin varsa iyisin, dağınıksa belayı bulur. O yüzden biz bundan onur duyuyoruz. Şube başkanımız da söyledi. Şube başkanlarımız, şube yönetimlerimiz biz her genel kurulda buluşurlar. Her başkanlar kurulunda buluşurlar. Herkesin farklı düşünceleri, farklı inançları, farklı anlayışları ve farklı iş kollarında, evet petrokimya ama farklı iş kollarında görev yapmalarına rağmen birlikte oturabiliyor, konuşabiliyor, birbirine sarılıyor. Biz bundan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bir Allah bunu şunu diyemez. Onunla oturma, onun yanına gitme, o ucudur, ucudur ki dediğimizi kimse söyleyemez. Onun için bu örgütün birlikteliğe ihtiyacı var. Önce kendi evimizin önünü süreceğiz. Biz birlik olacağız. Biz mücadele edeceğiz. Biz bunları yaptığımızda konfederasyonumuz, diğer federasyonlar yapacak bunu. Konfederasyonumuz yapacak. Türkiye'deki konfederasyonları yapacak, ülke yapacak, ondan sonra bağlı olduğumuz uluslararası kuruluşlar bunu yapacak ve ondan sonra işte İlyas Başkan'ın hayal ettiği o işçi sınıfının kurtuluşunu işte emeğinin karşılığını almasının yolu budur, o zaman gerçekleşecektir. Yoksa siyasileri seç, gönder, vallahi herhalde 5-8 liderimiz vardı biliyorsunuz ben. Çok da gittik. Ben size söyleyeyim. Meclis huzur evi. Mecliste yasa çıkmaz, kanun çıkmaz, bir şey çıkmaz kardeşim. Lehte hiçbir şey çıkmaz. O meclisteki milletvekilleri 300'ün üstündeki zaten işlere. Onun için seçtiğimiz insanlara dikkat edeceğiz. Vicdanlı olacak, merhametli olacak, adaletli olacak. Tabandan kopuk olmayacak, halktan kopuk olmayacak, emeği bilecek, emeği anlayacak,
emeğin değerini verecek. Sözde alın teri kurumadan hakkı vereceksin diyecek. Ama o fırtınalarında sürmesi için her türlü yasayı, her türlü kanunu çıkaracak. Bunlara karnınız tok. Şunu unutmayın. 1984'ten veya 85-86'dan bu yana işçi sınıfının aleyhinde yapılan bütün kararlara karşı işçi sınıfı mücadele etmiş, karşı çıkmıştı. O benim partimdi, bu benim partimdi dememiştir. O benim koalisyonumdur dememiştir. İşçi sınıfının aleyhine kim yasa çıkardıysa, hangi hükümet çıktıysa işçi sınıfı karşısında durmuştur. O yüzden önceliğinizi eğer siz siyasi anlayışınızdan ya da siyasi sempatizanınızdan yana koyarsanız, sınıfınızı unutursanız, oturduğunuz yeri unutursanız, bela yapmıyor. Önce biz işçiyiz. Sendikalıyız. Üst kimliğimiz de bizim bu işte petrol iştir. Yukarısı Türk işçi ve Türkiye işçi sınıfı hareketidir. Ondan sonra dünya işçi sınıfı hareketidir. O düşündüğünüz partiler, dün desteklediğiniz bütün partilerin hesabesi okunmuyor. Bugün yoklar. Hangisi var? Bunlar da yok olacaklar. Ama emek hep var olacak. Sendikalar hep var olacak. Emek ve sermaye çelişkisi hep var olacak. Bu mücadele devam edecek. Bunlar olarsa... önce kendinize yanlış yaparsınız. Sonra göz bebeğiniz olan çoluk çocuğunuza yanlış yaparsınız. Ondan sonra o çoluk çocuğunuz inanın ki hepimizin lanet okuyacaklarınız. Siz nasıl davrandınız? Siz ne yaptınız? Bu kadar şeyler olurken siz ne yaptınız? Bakın unutmayın. Devirleri yaşayan birisi, bu tecrübeleri, deneyimleri yaşayan birisi olarak söylüyorum. 40 yıldır bu sendikanın üyesiyim, 41. yıla girdim, 62 yaşındayım. 80 öncesi de biliyorum. Bir sürü haklar alındı, 12 Eylül geldi, dozerin üstünden geçti biliyorsunuz. Biz 84 yılında ancak sözleşme yapabildik. 12 Eylül darbesinden sonra ilk sözleşmemizi 4 yıl sonra yapabildik. 87'de bu sendika 63 iş yerinde 10.000 kişiyle 9.700 küsur kişiyle grev yapmıştır. 12 Eylül'de Fren Mükreli Petrol İş yapmıştır. Haklar yeniden geri alınmaya çalıştır aldı. Ne zamana kadar? 2000 yılından kadar. 2000 yılından sonra yine tekrar aşağı döndü. İster hoşunuza gitsin ister gitmesin. Göstergeler açıktır. Açın şu telefonlarınızı. Bu o kadar değerli ki. Alan endüstriyanın başkanı konuşma yapıyor. Genel sektörü konuşma yapıyor. O konuşma esnasında ben verileri çıkarıyorum, not ediyorum. Onlarla adamları buluyorum. Dolayısıyla açarsınız, verilere bakarsınız. Ama 12 Eylül'de kaybettiklerinden daha fazlasını 2000 yılından sonra kaybettik. O yüzden kendimize geleceğiz. Tercihimizi emekten yana, sendikadan yana kullanacağız. Bundan sonra hiçbirimiz vali, kaymakam, milletvekili, bakan, efendime söyleyeyim, öğretmen, doktor olmayacaksınız. İşçiyiz, emekçiyiz ve bunu gururla söylüyoruz. O yüzden işçinin ve emeğin gerekleri neyse beraber yapacağız. Bunun niyetiniz yoksa sadece birbirini suçlar, sadece birbirini kötüler, sadece birbirine suçu atmaya kalkarsanız sorunun çözümünü bulmalıyız. Biz gayretlerimizi bu doğrultuda yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Zorluklara dalmak, zor bir gün yapmak, bir kişiye bile dur demek yanındakine ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Bir kişiye zor diyoruz. Peki biz binlerce kişiye nasıl söyleyeceğiz? Nasıl karar alacağız? İnandığımız doğruları sonuna kadar savunduk ve yaparız. Yapmaya da gayret gösterdik.
İnşallah görevimiz süresince ve görev süresi işte yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bandırma Şubemizin bu kongresi önemlidir. Tam bir demokrasi örneği içerisinde her zaman bu kongreler geçmiştir. Bu işin özünü taşımıştır. Bu 20. olayda ben çok kongrelere geldim. Divanda da bulunduk. Burayı biliyoruz. Emeği biliyoruz. Sizleri biliyoruz. Siz bizim için, bütün emekçiler bizim için değerlidir. Bu 20. olağan genel kurul öncelikle şubemize, iş yerlerimize, petrol sendikamıza, Türk işimize ve Türk dünya işçi sınıfı hareketine hayırlar getirmesi diliyorum. Hayırlı olsun, başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.